Bu dersimizde size ATP sentazdan bahsedeceğim. İsmine bakarak nasıl bir görevi olduğunu tahmin etmiş olabilirsiniz. Evet, ATP sentezliyor. Bu enzimi solunum videolarında daha önce görmüştük. Eğer görmediyseniz de göreceksiniz. Ek olarak fotosentez videolarında da rastlamış olabilirsiniz ya da okulda fotosentezi öğrendiğinizde de karşınıza çıkmış olabilir. ATP sentazın görevini özetlemek gerekirse Farklı süreçler sonucunda hidrojen iyonlarının derişimi zarın bir tarafında artarken diğer tarafta da hala bir miktar hidrojen iyonu bulunabilir. Hidrojen iyonu aslında bir protondur. Zarın bu tarafı daha pozitif yüklü olur ve bu da diğer tarafa geçmek için bir elektromotor kuvveti ortaya çıkarır. Derişim burada daha yüksek olduğu için kimyasal bir gradyan da devreye girer ve bu protonların bu tarafa geçmesinin bir yolu varsa bunu yapmak isterler. Elektrokimyasal gradyan ile diğer tarafa geçmek isterler. ATP sentaz da bu protonlar için bir kanal görevi görür. Protonlar ATP sentaz içerisinden geçerlerken bu ekseni hareket ettiren kısmı açarlar. Bu eksen proteini ittirir ve ATP üretimi için bir fosfat grubu ile ADP olarak birleşirler. Kompleksin bu kısmında ADP ve bir fosfat grubu var. Elektrokimyasal gradyanın sağladığı rotasyon kuvveti sonucunda da ATP üretilir. Bu hem mitokondrilerde gerçekleşen solunum hem de kloroplastlarda gerçekleşen fotosentezde görülür. Arada bazı farklar var tabii. Örneğin mitokondrilerde hidrojen iyonları yani bu iyonların derişimi bundan önceki videolardan hatırlayacağınız üzere elektron taşıma zinciri sebebiyle zar içindeki bu alanda artar. Protonlar da ATP sentaz içinden geçerler. Burada küçük bir şekilde çiziyoruz. Ancak bu büyük çizimin bunun büyütülmüş hali olduğunu düşünebilirsiniz, tamam mı? Mitokondrilerde diyordum. Bu iç zar olacak. Burası da dış zar ile iç zar arasındaki zar arası boşluk. Burası da mitokondrinin matriksi. Protonlar buradan geçerlerken ATP üretimi matriks içinde gerçekleşir. Kloroplastlara gelecek olursak hidrojen protonlarının derişimi tilakoidlerde artar. Tilakoidler kloroplastların bu kısımlarıdır tilakoidlerin içindeki boşluklardan zaman zaman tilakoid boşluğu zaman zaman da lümen olarak bahsedilir arkadaşlar. Tilakoidler içindeki proton birikiminin sebebi fotosentezin ilk evresindeki ışık tepkimeleridir. Sonrasında tilakoid zarından geçen protonlar kloroplastların içindeki stroma adı verilen kısma gelirler. ATP üretimi de burada. Yani stromalarda gerçekleşir. ATP fotosentezin ikinci evresinde karbonhidrat sentezi için kullanılır. Bunun fotosentezin son ürünlerinden biri olduğunu düşünebilirsiniz. Bu videodan öğrendiğimiz şeylerden ilki ATP sentazın ne kadar havalı olduğu. İnternette arama yaparsanız ATP sentazın nasıl çalıştığına, fosfat grubunu ADP'ye bağlamak ve ATP üretmek için nasıl bir motor görevi gördüğüne dair simülasyonlar bulabilirsiniz. İkinci olarak mitokondri ve kloroplastlardaki ATP sentazlar birbirlerine çok benzerler. Ancak bu organellerin farklı kısımlarında bulunurlar. Ek olarak ATP mitokondrilerde solunumun son ürünü olmasına rağmen kloroplastlarda üretilen ATP bir enerji deposudur ve sonrasında karbonhidrat sentezi için kullanılır.